Arkadaşlar, Evet. şahane bir mozaik deseniyle karşınızdayız ve Öznur'cumun Bakırköy'deki yerindeyiz. Hoş Üreten geldiniz. eller. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hem hadi eksik kalma sayfasına hem de atölyemize. Biraz bugün kusura bakmayın sesim çatlak çatlak. Malum hepinizde vardır zaten evde hastalıklar. Biraz gribim, idare edin olur mu? Olur, idare ederiz. Vallahi çocuğu da hastaydı. Onunla Yani... birlikte geldi. Yanda yatırdık onu. Yanında ona kahvaltı verdik, ilacını verdik. Şimdi yatıyor. Yayından sonra tekrar eve. Aynen. Ne yapıyoruz bugün? Önce çantayla başlayalım Ayhan Ya. Hanım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ayhan Hanım hani kilim anlatmıştık ya. İçinde ip gizleme tekniğiyle. Onunla çok güzel bir çanta yapmış. Evet. Şu an tabii ki bu çantanın formu bozuk. Niye? Askısı takılmadı. Astarı Astarlanmadı. yapılmadı. Çünkü elde örerken her zaman çantaların formu bozulur. Ama astarlanıp içi biraz doldurulduktan sonra çanta orijinal formuna geri döner. Beğendiniz mi? Kesinlikle. Ve yorum da yapsınlar. Bakın dantel anglezden de sapını yapmış. Uzunca İki yaptım, tane. artanı içinde sakladım Aynen. diye. Aynen Evet. öyle. Bu süper oldu. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Ördükçe aklıma başka modeller geliyor. Uyduruyorum. Ama o önemli olan o. Bir tekniği öğrendikten sonra mesela biz burada bugün mozaik tekniğini öğreneceğiz. Şimdi bununla çoğunlukla battaniye yapılıyor ama hayır, büyük bir parça yaparsınız. İki tane çanta oluşturursunuz. Bebek battaniyesi yaparsınız. Biz şimdi mesela yetişseydi size onu gösterecektik. Runner yapıyoruz. Yani bunu montların üstüne dikebilirsiniz. Aklınıza ne Evet. geliyorsa her yerde kullanabilirsiniz. Sibel'in atölyesinde bir öğrencisi hırka yapmıştı bunlar. Sen, Nefisti. evet söylemiştin Ayhan Hanım. Nefisti. Doğru. Doğru. Yani işte yaratıcılık orada devreye giriyor. Bu iş teknik kısmı. Teknikte biz destek veriyoruz zaten. Ondan sonrası sizde. Hatta lütfen değişik şeyler yapın. Bize gönderin. Evet, bize gönderin. Biz de sayfamızda yayınlayalım. Aynen. Ne Evet. yapıyoruz? Bugün bir de iki tane yine takipçimize hediyemiz var. Evet, Diva İplik'ten. Evet. Yine hadi eksik kalma sayfasındaki resmin altına etiketliyorsunuz. Üreten eller sayfasındaki resmin altına etiketliyorsunuz. İki kişiye Diva İplik'ten hediye ipimiz var. Evet, o zaman başlayalım. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunu Şöyle yanına geleyim. tamam. Daha güzel görün. Her sırada tek tek farklı renklerde yapabiliyorsunuz. Ya da iki sırada, üç sırada bir renk değişimi yapabiliyorsunuz. Önce ben size 2-3 sırayı renk değiştirerek göstereceğim. Renk değiştirerek yaptığımızda işlem kolay. Hep köşeden başlayacağız. Bir de renk değiştirmeden yaptığımızda ne olacak? Onu da göstereceğim ki mesela bu modeli ebruli iplerle de Evet, örebilirsiniz. Ebru'yla Evet, örüp, kesinlikle. En azından yürütme tekniğini öğrenirseniz o ebruli ipin verdiği desenle de bu dokuları elde değil mi? Diva edebilirsiniz. İplik yeni bir Ebru'yla ip çıkarmış, nefis. Ya gördüm onu, Gördün değil mi? çalışmam lazım Harika. onu. Evet, çok beğendim ben Bugün de. uğrayacağım, Hı. onların yanına bakacağım Tamam. ona. Şimdi Sana bir tane alayım ondan. tamam, deneyelim. Ona göre de bir Pazar şey günü verin. yaparız. Pazar günü ne Tamam. yapıyoruz? Söyleyelim mi şimdi? Söyleyelim. Arkadaşlar, pazar günü biz neredeyiz? Yani gerçekten sizin için çalışıyoruz. Hadi eksik kalma sayfası organize ediyor. Diva İplik iplerinizi veriyor. Tığlarınızı veriyor. Hadi eksik kalma sayfası. Ben anlatımını yapıyorum. Neredeyiz? Akbatı AVM'deyiz. Bahçeşehir yolu üzerinde. Herkes biliyordur. Bilmeyenler İnternetten, navigasyondan aynen evet. öyle bakabilirler. Kayıt yaptırıyorsunuz. 371-70-70. Yok, şey kaçtı? 397-70-70 Evet. danışmanın numarası Aynen. AVM'nin. Lütfen oradan kayıt Evet, yaptırın. onu da internetten bulabilirler. Hani şu an Aynen. kaydetmedilerse. Hadi, zaten sizin sayfada ve bizim Evet, sayfada duyuru da var. aynen. Ne yapacağız? File çanta yapacağız. Diva İp'ten ince pamuklu makrame hediyesi olacak. Tığ hediyesi olacak. Evet. Hem de tanışmış, sohbet etmiş olduğunuz Aynen. arkadaşlar. Evet. Herkesi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Güzel. Gelemeyenler için de canlı yayın Aynen. yapacağız Aynen zaten. öyle. Onlar da yayından izlesinler, Evet. bizi takip Evet. etsinler. Gelin arkadaşlar. Öznur'cum örnek fileye başlamış bile. Evet. Çünkü sayılarını ortaya çıkartmak için birer tane çalışmak Evet, gerekiyordu. evet. Önümüzdeki günlerde de şunu da gösterelim şöyle. Evet. Şöyle bir file çanta daha çalıştık Çok arkadaşlar. güzel, bir de duruşu Evet. çok böyle, Evet. baksanıza İçine hiç büzgülü bez torba. sarkmıyor aşağı. Evet. Bunu hangi iple ördün? Bunu Diva'nın pamuklu ribbon ipiyle ördüm. Ribbonla ördün. Evet. Hı. Perye iple yapılabilir. Ben bunu Kalın pamukluyla Diva'daki yapılabilir. arkadaşlara göstereyim. Tamam.
Bunu vereyim size. Pazar günü tamam. getirirsiniz. Orada tamam, da göstermeyi tamam. düşünüyordum. Evet, çünkü. Evet. Evet. Hı. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi klasiğimiz sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka için bir sürü teknik var ama en basit teknik şu şekilde dışa doğru döndürmektir. Başka şöyle. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tekrar göstereyim. Burayı biraz gevşek tutun. Alın parmağınızda dışa doğru döndürün. İşte size sihirli halka. Ne yapıyoruz? Önce hemen 3 tane zincir çekiyoruz. Yanlarına 3'er tane trabzan. Bu ilk başlangıcı hanım beğendi, bey dilendi motifi var arkadaşlar. Hı-hı. Ondan. Tek farkı biz normalde bu tarz tığ işi yaparken trabzanları 2'de çekiyorduk. Bunda trabzanlar biraz uzun olsun diye 3'de çekiyoruz. Hı. Oya hanım geliyormuş buraya. Gel oyacığım gel. Evet, şu şekilde 3'te yaparak üçlü trabzan yaptık. Evet. Arada 3 zincir var. Tekrar üçlü trabzan. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum. 3 seferde. 3 tane trabzan. 3 seferde. Bunu bilmeyen yoktur. Şöyle sıkıştıralım daha kolay olsun. Evet, başlangıcımız bu. Şimdi hızlanayım burası bitsin. Evet. 3 zincir, 3 trabzan. 4 tane köşe oluşturuyoruz. Normal. İşte bildiğimiz, ilk öğrendiğimiz evet. motif başlangıcını. Evet. Bundan sonra hemen motifi kurmaya Hı-hı. başlayacağız. Önce ilk sırada karışık gelebilir. Korkmayın arkadaşlar. İnanın çok basit bir model. Evet. Videoda yayınlanacak zaten YouTube'da. Durdurup tekrar deneyin. Çok rahatlıkla yapacaksınız. Bir de çok ilginç, keyifli bir motif. Çünkü çok pofidik bir yapısı oluyor. Kat kat örüldüğü evet. için. Ben şu renkli olan hangisiydi? Şu karşıda gördüm. Onda mı? Aha, onunla hırka örmüştü. Hırkayı onunla mı yapmıştı? Oo, bayıldım. Yani bayağı şeydi yani. Sibel Kavaklıoğlu'nun atölyesinde görmüş Ayhan Hanım arkadaşlar. Evet. Hanımefendinin öğrencilerden biri hırka örmüş. Nakovals'le. Biz de deneyelim bakalım. Vallahi deneyelim. Evet, harika olmuş. Palto gibiydi. Çok evet. çok güzeldi. Orada da harika şeyler çıkıyor. Bakın evet. olay bu. Hı. Ne yaptık? Üçte çıkıyoruz. Evet, üçte çıkıyoruz. Ve 4 tane köşe oluşturuyoruz. Zincirimi çektim, kesiyorum. Fulya'nın bundan yastık kılıfı olur mu diye soruyor. Kesinlikle olur. Çok güzel olur. Çok da güzel olur. Çünkü yumuşacık bir dokusu var. Pamuklu ipler kullansınlar. Çok Hı-hı. sert olmayan. Evet. Şimdi ikinci kata geçiyorum. Renk değiştirirken dediğim gibi çok kolay. Ama ben size renk değiştirmeden de tekniği göstereceğim. Sorun yok. Ne yapacağız? Köşeden başlayacağız. Köşeden 3 zincirle. Şimdi ipleri saklamak için uğraşmayacağım. Ama siz güzel saklama teknikleriyle hı hı. ipleri örün. Bunu renkli dantel ipleriyle yapsak da çok değişik bir şey olur. Harika, cesaret edebiliyorsanız evet. Evet, bir annemi kalınıyla. Şimdi, evet, ha. runner yapıyor. O böyle resimde paylaştığımız bir parçaydı. Kaç kat o resimde gözüküyor. O çok ince bir ip. Hı. Harika oluyor ama emek. Şimdi bakın 3 zincirimi çektim. Hı hı. Bizim altta İlk başladığımız köşemiz var. Evet. Tığımıza 2 kere doluyoruz. Bakın buradan girip şu göbekten çıkıyorum. Alttan. Evet. Tekrar sokuyorum tığı. Ha. Bir saniye. Onu baştan yapalım. Bakın 2 kere doladım. Çektik. Aynen kere öyle. Doladık. Bu 3 zinciri ilk trabzan olarak kabul edin arkadaşlar. Tığa 2 kere doladım. Şu köşeden batıyorum. Göbekten çıkıyorum. Çalışacağımız Hı-hı. nokta bizim şurası. Ve şuradan başlıyorum. 1, 2, 3. Ve tekrar hemen normal noktaya, normal köşeye bir trabzan daha yapıyorum. Yine 3'te mi çıkıyorsun? Evet. Bu şey olmuyor mu? Buradakini katlanma falan olmuyor mu? 2 kere doladığımız için buradaki bunu gevşek gevşek çekiyorsunuz. Hmm. Olur da gevşek çekemezseniz. Buranın kalın olması gerekiyor. O yüzden 3'te çıkıyoruz. Peki 3 kere dolasa? 4'te de çıkabilirler. 3 kere de dolayız. Evet, zaten evet. böyle 2 kere doluyorlar. Şunu şöyle yapabilirler. Şöyle çekip bu 1, 2, 3, 4 de yapabilirler. Hmm. Ben bunu şu nokta zayıf olmasın diye
Bakın, anladım, mesafe gayet rahat kurtarıyor. Şimdi bir kısa yaptık, bir uzun yaptık, tekrar aynı noktayı bir kısa yaptık. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Aynı işlemi bir daha tekrarlıyoruz. Çünkü köşeler artma noktaları. Burada bir trabzan yaptık. Tekrar tığıma 2 kere doladım. İçine battım. Bakın, üstten battım, ortadan çıktım. Aldım. 1, 2, 3. Ve tekrar aynı köşeye, şu üstteki köşeye bir trabzan yaptım. Köşeyi böylece bitirmiş oldum. Şimdi ilk yapışta bunlar garip duruyor. Ama bakın, diğer katlar çıktıktan sonra şablon gayet rahat oturuyor. Çok güzel. Evet. Şimdi buradan buraya diğer köşeye atlayacağız. Arada zincir çekmiyoruz. Tığımıza doladım. Hemen buraya bir trabzan yapıyorum. Sonra tığımı 2 kere doladım. Hı-hı. Üstten battım. Alttan aldım arkadaşlar. Evet. Ve şu şekilde 1, 2, 3. Tekrar aynı köşeye trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar trabzan. Bakın şuradaki boşluğa. Evet. Sonra tığa 2 kere doladık. Tekrar aşağıya. Ve bunu 1, 2, 3. Safure Hanım İran'dan izliyor bizi, Tebriz'den. Ah, İran'a selamlar. Selamlar. Kolay gelsin. Siz de örün orada güzel güzel. Aynen öyle. İran'da bize, da bayağı bize fotoğraf atın. Evet. Evet. Evet, bu köşeyi de bitirdim. Şimdi diğer köşeleri biraz hızlı öreyim. Renk tamam, geçişine başlayalım aynen, tekrar. Aynen. Kaç numara tığ kullanıyorsun bunun Şimdi için? Bu pamuklu ipim biraz kalın. Bunda 4 numara tığ kullanıyorum. Şu tarz bir ipte 3 numara, elleri gevşekse 2,5 numara kullanabilirler. Ben Ayhan Hanım şeyi çok hata yapıyorlar. İplerde hep ince tığ, benim elim ince tığa alışkın deyip her ipte ince tığ kullanıyorlar. İpte teknik şudur arkadaşlar. İpin yumağına dokunduğunuzda, ipin yumaktaki dokusu nasılsa örüldüğünde de o dokuyu vermek zorundasınız. O dokuyu elde edene kadar tığınızı kalınlaştırın ya da inceltin. Anladım. Selma Hanım Antalya'dan görüntü. Selam söylüyor. Aa, Antalya'da yağmur var mı? Burada çok yağmur çok, var. Çok çok. Sabah evet. Valla göz gözü görmüyordu yani ben araba kullanırken. Hafif de ürktüm. Kamyonlar, otobüsler her taraftan. Şu an ama yağmıyor gibi. Evet. Nasıl? Sakin. Yağıyor mu? Hafif yağıyor değil mi abla? Dün bir toplantıya girdim. Girmeden önce hava 6 dereceydi. Çıktığımda 15 dereceydi. Ya evet ya. Birden hava ısındı. Lodos. Gece çok kötü fırtına vardı. Çok rüzgar evet. vardı. Sevim Hanım da Sakarya'dan selam söylüyor. Sakarya'ya Bahriye selamlar. Bahriye Hanım Denizli'den. Oh, Rize'den. Berna Hanım sanıyorum. Ya ne güzel. Türkiye'nin dört harikasınız bir yanından insanlarla ya. İletişim kuruyoruz şu anda. Çatalca'dan. Mersin Güneşli diyor Gülsen Hanım. Eskişehir'den. Harika bir şey ya. Kocaeli. Kocaeli'de neredesiniz Ülke Hanım? Nilgün Hanım Hollanda'dan selam söylüyor. Antalya çok güzelmiş, güneşliymiş. Vay. Zeynep Hanım da Hollanda'da. Bakın Şerif Hanım Ankara. Dört köşeyi döndüm. Dört köşeyi döndükten sonra arada yine zincir olmayacağı için ilk çektiğimiz üçüncü zincirin tepesine ama iki tel alıyoruz ki burada boşluk oluşmasın diye kapama sık iğnesi yapıyoruz. Bu rengimiz de bitti. Harika. Üçüncü renge geçiyorum çünkü aralara geldiğimizde ne yapacağımızı görmemiz lazım. Oh oh. Evet. Sonra da renk değiştirmeden nasıl yapılır onu göstereceğim. Tamam. Eskişehir, Sinop, Ankara çok soğukmuş. Yalova, İzmir. Of of. Bir yudum bir şey içeyim arkadaşlar. Evet. Zonguldak. Boğazım takılıyor. Zonguldak'a selam olsun. Evet. Ben de Amasralıyım arkadaşlar. Zonguldak memleketimiz. Sen de Düzce'ye gidip geliyorsun. Evet he? Düzce bizim de. Ama anne tarafı Boşnak, benim baba tarafı Çerkez. Evet, şimdi tekrar köşeden başlıyoruz. Renk değiştirirken çok kolay demiştim. Köşeden başlıyoruz.
3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tekrar tığa 2 kere doluyoruz. Bu sefer bakın bu köşenin altındaki şu noktaya. Tamam. Önden girip arkadan çıkıyoruz. Ve uzun çubuklarla 3 sefer. Uzun çubuk olmuyorsa siz 4 seferde de çıkabilirsiniz. Önemli olan boğmayın. Trabzanlarımızda 3'te. Köşeler yine 3 zincir. Şimdi yana geldiğimizde ne yapacağız ona bakacağız. Hadi bakalım. 2 kere doladık. Yine bakın burada üstten girdik, alttan çıktık. Ayşe Hanım iplerin markasını soruyor ama biz o elimizdeki artan iplerle yapıyoruz. Evet. Vereyim. Verebiliriz. Ki ne bunlar? Bunlar Alara'nın ipleri. Lanosu Alara. Şu dokuyu veriyor. Bunlar da Övünç diye bir ip var. Çok severim bunun dokusunu. Çok hırkalar falan da ördük. 50 gramlık uygun fiyatlı iplerdir. Bu da 50 gramdır. Evet. Bu da onunla örüldü. Divanın pamukluları da güzel olur. Kesinlikle. Ondan yok değilim de yoksa onunla deneyecektim akşam. Onun renklerine bayılıyorum ben. Evet. Özellikle şu Ebru'lu iple yaparım. Tamam. Şimdi arkadaşlar köşeyi doldurduk. Artık bizim bu ortalarda da yerlerimiz oluşacak. Ortaları nasıl dolduracağımıza bakacağız. Aralarda hiçbir şekilde zincir çekilmiyor. Sadece köşelerde 3 zincir var. Aradaki şu boşluğumuza önce bir tane trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Sonra tığıma 2 kere doladım. Bakın alttakinin 3 tane trabzan vardı görüyorsunuz. Alttakinin tam ortasındaki trabzana önden girip şu şekilde arkadan lastik çıkıyoruz. Lastik olur gibi. Aynen öyle. Evet, tığda lastik yapar gibi. Ve bunu uzatıyoruz. Bitti. Ve tekrar bir tane daha kısa trabzan yapıyoruz. Bu böyle bu üst üste. Bu biraz belki senin el becerinle mi ilgili? Hani şunu çekmesi. Herkes yapabilir mi? Ya normalde tığ işi yapan herkes rahatlıkla yapabilir ama dediğim gibi püf noktası bu 3'te kurtarmıyorsa 4'te de çekebilirler. Tamam. Hiç sorun değil. Ben sadece çubuklarım kalın olsun diye uğraşıyorum. Yani kendilerine göre teknik geliştirebilirler. Benim bunu öğrendiğim videoda mesela yürütme tekniğinde hata vardı. Ben o hatayı düzelttim. O şekilde şimdi anlatacağım. Yani renk değiştirmediğiniz zaman ben de olabilir insan hali hata yapabilirim. Bu çok güzelmiş. Evet, herkes kendi tekniğini kendi geliştirecek. Şimdi sarının sırasını ördüğüm zaman bakın her üst sırada köşenin bir altındakine giriyoruz. Bütün şu köşelerdeki detay bu. Evet. Nimet Hanım 4'te çeksem ben daha güzel olur diyor. Siz Tabii. Sanki ben de 4'te çekerim gibi olur. Geldi. Deneyeceğim. Bakın 4'te çekelim hemen. Bir görelim. 1, 2, 3, 4. Hiç sorun yok. Bakayım da görüntü nasıl? Şu yanını yapayım ki anlaşılsın. 1, 2, 3. Bakın bu 3'te çektiğimiz, bu 4'te çektiğimiz. İstedikleri gibi yapabilirler. 3'teki daha şey duruyor, tok duruyor. Güzel, ikisi de güzel. İkisi de güzel. O yüzden hiç sorun yok. Aynen. Yani ben olmayacak bir şey olsaydı söylerdim. Tabii. Çünkü çok 3 güzel. De olur, 4 de olur. Ellerinin ayarlarına baksınlar. Çünkü elden ele inanın o kadar değişiyor ki. Mesela şey diyorlar, kaç santim örelim ya da kaç zincir atalım. Hiçbir öğrencimin bugüne kadar ördüğü bir motifteki zincir sayısı bir battaniyedeki asla birbirini tutmadı. Oo. Çünkü el, tığ, ip inanılmaz derecede fark ediyor. En güzeli, bu tekniğin adı mozaik. Evet. En güzeli ufak bir parça örecekler. Mesafeyi anlayacaklar. Ona göre devam edecekler. Aynen. Bakın ortaya. Zaten örgünün önemli şey sökmekten korkmamak. Aa evet. Hiç sevmiyorum bakın, sökme yine olayını ama çektim. Bazen sökülmesi gerekiyor. Şurada da tekrar 3 ile kapattım. Şimdi bu sırayı hızlı geçiyorum. İpi nasıl yürüteceğiz? Aynı renk örmek istediğimizde ona bakacağız şimdi. Tamam, bitmişi görmek istiyor arkadaşlar. Evet. Böyle. Çok güzel. Burada her renk ikişer sıra yapıldı. Burada her renk tek sıra yapıldı görün diye. İkisi arasındaki fark. Evet. Şeydeki bugün. Tabii bu daha kalın ipli olduğu için evet, uzun evet, geliyor. Bu evet. Daha ince. Biraz daha emek istiyor ama çok güzel. O sizin sayfanızda paylaştığımızda
Her sırası farklı renk yapıldı. O da çok ince bir iple yapıldı. Bu bir de motifin büyüklüğünü kendiniz istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Yani o çok güzel bir çok şey. Çok güzel, evet. Motif ne kadar istiyorsanız o kadar yapabileceğiniz çok bir şey. Çok güzel yatak örtüsü de olur. Kesinlikle. Renkli renkli. Peki benim her gördüğüm şey örme isteğim. Ya evet ama o inanın yani. Ben ya iki tane elim var maalesef. Yetişmiyor. Bir de siz mozaik yapıyorsunuz. Evet ya. Mozaik. Evet bak. Eller kesik içinde. Kesik. Paylaşmadınız ama hadi eksik kalma sayfasında bir mozaik anlatımı yapın Ayhan Hanım bence. Sınıftan bir kısa bir ders vermiştik canlı ama öyle çok fazla anlatamadık. Çünkü ya malzemeye çok bağlı bir şey. İşte kesme aleti, yok elmas başlı bilmem nesi, yok kıt kıtı, zikzakı falan, hani öyle evde yapılacak bir şey değil. Aparatı çok olan bir hem şey. Hem öyle hem de tehlikeli bir şey. Cam kesiyoruz sürekli. Mutfakta yapamazsın, salonda yapamazsın, koltuğuna cam sıçrasa ne evet, yapacaksın? Evet, birine batar, çıplak evet, ayak yani dolaşsa ayaklara. Aynen. Bizim sınıftaki herkesin eli şey, rendelenmiş gibi, kesik içinde. Hoş geldiniz. Şu yönüm. Hemen Arzu yardımcı olacağım size. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi tek, son ara. Tek renkli örülse nasıl olur diye soruyor olur, bir arkadaşımız. Olur. Kesinlikle olur. Şurada bakın iki sırası. Hı. Şuraya bakın. Evet. Mozaik dokusu yine çıkıyor ortaya. Aynen. Ama ebrolu ip ya da renk geçişi olursa çok daha şık daha olur, olur diye düşünüyorum. Aynen. Evet, son boşluğu dolduruyorum. Sonra aynı renkle yürüyeceğim. Bir de aynı renkle gittiğinizde neler yapıyorsunuz, evet, ona bakacağız. Eda Hanım da modelin görülebilmesi için en az iki renk olsun diyor. Haklı. Kesinlikle, bence de. Şey yapabilirler, hani renk sevmiyorlarsa çok uçuk tonlarda birbirine çok yakın. Bir tonun mesela hardalın açığı ya da koyusuyla, yeşilin açığı koyusuyla, evet, evet. O şekilde yapabilirler. Dalga dalga. Evet, evet. Çok belli belirsiz olur. Buranın adresini soranlar var. Biz İncirli Bakırköy'deyiz. Profilde adresimiz var, Kartaltepe Mahallesi'nde. Metrobüse yürüme mesafesindeyiz arkadaşlar. Instagram'dan üreten eller diye girerseniz. Evet, telefon numaramız da var. Oradan da isterseniz derslerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Evde var, bunu bitirmemişim. Şimdi bunu bitirdik. Aynı renkle devam ettiğimizi düşünelim. Ne yapıyoruz aynı renkle devam ettiğimizde? Tamam. Şuradan sık iğne deliklerine kapama sık iğnesi yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Köşeye kadar yürüyoruz. Buradan zincirle çıkanlar da var ama görselde bozukluk yaratıyor. O yüzden her zaman hanım beğendi bey dilendi tekniğinde de aynısını yapın arkadaşlar. Hep köşeye yürüyün. Zincirlerinizi köşede çekin. İnanın motifleriniz çok daha düzgün duracak. Kapama sık iğnesiyle köşeye geldim. Ve köşeden çıkmaya başladım. Renk değiştirdiğim gibi. Şöyle beyaz da daha güzel görünüyor. Evet. Tekrar şurayı bir söküp göstereyim mi? Evet. Tamam. Ses geldi çünkü. Olsun. Bakın ya. Arkadaşlar. Burası yaşayan bir mekan. Evet. Stüdyoda değiliz sonuçta, olur. Evet, şunu kapattık. Hı-hı. Birleştirdik motifi. Hı-hı. Motifi buradan çıkmıyorum. Çünkü görüntüde hafif de olsa bozukluk oluyor. Şu köşeye, üstündeki ilmeklere batarak kapama sık iğnesiyle yürüyorum. Hı-hı. Ve ondan sonra zincirle yukarıya çıkıyorum. Hı-hı. Motifler inanın hepsi birbirine çok benzer oluyor ve çok düzgün oluyorlar. Şimdi iki renk yürüdüğünde de nasıl olacak onu göreceğiz. Tamam. Bunda tabii renk değiştirme çok sıkıntı. Çünkü ipleri arkada saklamak boşluklar evet. olduğu için çok zor. O yüzden hani ebrolu iple ya da az renk iple çalışırlarsa daha kolay olur. Evet. Ama evet. çok renklinin de kendi tadı, ayrı bir tadı oluyor. Görüntüsü çok güzel oluyor ama gerçekten o sırayı örmek kadar vakit harcıyorsunuz bazen. O ipleri saklamak aynen. için aynen öyle. Bir gün anneme dedim ki bir motifli model vardı. Boşluk bulup da yapamıyordum. Anne sen motifleri ör dedim, ben birleştiririm. İpleriyle de uğraşma dedim. İnanın onu oturup ben örseydim daha iyiydi.
Bence zaten kadınların bu derdini anladıkları için Ebru'lu ipi çıkardılar. Burada bir şeyler görüyorum. Orada bir şeyler görüyorum. Battaniye yanında mı? Oo, çok güzel. Yıldız battaniye. Harika bir görüntüsü var. Kar bunlar tanesi gibi. Öznur Hocam'ın modellerinden bu. Çok güzel. Şunu da göstereyim Ayhan Hanım. Şimdi şey arada geçiş yaptık ya ilkinde. Burada da bakın pıtırcıklı olanlar zaten model kendini yukarıya çıktıkça. Evet. Direkt bu pıtırcıkların altına batıyorlar. Ara şeylerde. Geçişlerde. Şöyle. Artık yeri çok belli olduğu için daha sonraki böyle sıraları ilerliyoruz. Daha rahat artık örüyorlar. Artık anlamışlar. Evet. Aynen öyle. Birleştirdiği motifler burada mı? Yok. Aa. Evet gösterebiliriz. Ablanın ciddiyeti. Siz geçen günkü canlı yayını seyrettiniz mi? İzledim. Ablam İzledim. İzledim. İzlemeyen yok değil mi? Telefonlarımız kilitlendi o gün. Herkes ablamdan ders almak istiyor. Ama yatarak ders almak. Ya onun üzerine çantaya getirdim. Bakalım. Oo, çok güzel. Renkler de çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Şimdi bu formu biraz bozuk duruyor. Çünkü şey şuralarda sanki volan yapıyormuş gibi ama motifler birleştiğinde altıgen anca birbirine denk geliyor. Ha, şey petek. Evet, evet. Ama ortası kar tanesi. Harika bir dokusu Eda var. Hanım da izlemiş sizi yatarken de. Kimler izledi? Eda Hanım ablamdan ders almak istersiniz değil mi? Çok kötü bir şey bekliyor ama bak. Kimliğim de yok. Plan da yapamıyorum. Abla pişti olmuşuz. Siyah gönlük, siyah gönlük, siyah gönlük. Ay Allah. Biri de yazmış. Ablanıza ayıp etmediniz mi diye. Ben daha bu kayda sazları getirmeyi unutmuşum. Çalgıcılar gel ya. Korsan oldum ben de. Yok yok evet, çok güzel. Beni bırakıp tamam. Sana geçeceğiz canlı yayına. Tamam. Mozaik modelini gösterdik bugün arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın renk geçişinde de. Evet. Hem farklı renkler hem de aynı iki renk. Çok güzel. Tamam. Neyse çantam bittiği için bugün yeni modele başlayabiliriz. Aynen öyle. Mozaiğe başlayabiliriz. O zaman kapatıyoruz. Pazar günü de duyurarak. Evet, pazar günü Akbatı AVM'de meydanda biz etkinlik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hep birlikte file çanta örüyoruz. İpliklerimiz Diva İplik'ten hediye, tığlarımız Hadi Eksik Kalma sayfasından anlatın bizden. O gün hem birlikte olacağız, sohbet edeceğiz hem de file çanta yapacağız. Ama ne yapıyorsunuz? İletişim bilgileri verdik resimlerin altından. Danışmayı arayıp mutlaka rezervasyon yaptırıyorsunuz. Çünkü oldukça kalabalık bir grup alacağız ama sonuçta yine de bir yine de sayılı var. Evet. Sayılı. O yüzden hani yer kalmaz, size mahcup olmayalım. Ama yer yoksa bile çıkın gelin, o gün tanışalım, sohbet edelim. Bir de çalışmamız ücretsiz. Aa, kesinlikle. Evet. İplerimiz, tığlarımız hediye. Etkinliğimiz, workshopumuz da kesinlikle ücretsiz. Tamam. Canlı yayında yapacağız. Artı bugün ne yapıyorsunuz? Diva İplik'ten ip kazanmak için Hadi Eksik Kalma sayfasındaki postun altını 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve ip kazanma şansı ediyor diyorsunuz 2 seyircimize. Tamamdır. Hepinize sevgiler. Görüşmek öpüyoruz, üzere. Öpüyoruz. Sağ olun. Elinize sağlık.